Merhaba değerli arkadaşlar, nasıl yapılır serisine devam ediyoruz. Bu videoda search menü, yani arama yapabildiğimiz, şu şekilde anlık olarak arama yapabildiğimizde eşleşen elemanları gösterdiğimiz bir menü yapacağız. Hemen kodlamaya başlayalım. Buradaki görüntüyü aslında oluşturmak çok zor değil ama gene CSS kısmında beraber yapalım. Şimdi HTML kısmına geldim. Bir adet section oluşturmak istiyorum. Bu section'ın ID'si olsun. Search menü diyelim buna. Daha sonrasında içerisinde iki adet ana kapsayıcı oluşturmak istiyorum. Bunların bir tanesi menü, bir diğeri de content olsun. Bunları da oluşturduktan sonra şu menünün içerisine span etiketlerinin arasına başlık tarzı bir menü yazalım. Daha sonrasında bir adet input koymak istiyorum. Bu text olsun. Name'e falan hiç gerek yok şu anda. Daha sonrasında UL yapısını açıyorum ve li'leri çoğalta çoğalta gideceğim. Mesela HTML diyelim. Daha sonra CSS diyelim. Buradan bir de JavaScript diyelim. Bir de JavaScript demişken jQuery diyelim. Daha sonra PHP diyelim. Bir tane de Bootstrap diyelim. Devam edelim. Daha sonrasında content kısmında hiçbir şey yapmadan şu content dilinin içerisine direkt gelip lorem'i yapıştırabiliriz. Bunu yapıştırdıktan sonra aslında HTML kısmı bu kadar. HTML'den sonra CSS kısmına geçebiliriz. CSS kısmında evrensel seçiciyi seçelim gene. Küçük bir sıfırlama yazalım. Her şeyin margini 0 olsun. Padding'i de 0 olsun. Bir de box sizing diye border box olsun ki uğraşmayalım. Bir daha teker teker. Sıfırlama yapmışken şunların da UL'lerin list style, yani list stil tiplerini lan yapalım ki markerları gözükmesin. Şimdi devam edelim. Burada section'ı seçelim. Ama hangi section'ı? Burada search menü olarak yapmıştık. Onu bir seçelim. Bunu seçtikten sonra ben buna display özelliğine flex vermek istiyorum. Ki ana kapsayıcılar yan yana gelebilsin. Section yanlış mı yazdık acaba? Evet, burayı yanlış yazmışız. Search menü dedikten sonra düzelecektir. Bakın yan yana gelecektir. Tamam, geldi. Çok güzel. Şimdi iç içe yazmak daha mantıklı olacaktır. Search menünün içerisindeki menüyü yakaladıktan sonra bunun bir background color'ını DDD yapalım. Tam geldi. Menüden sonra bir de content kısmını yakalayalım. Şurada content diyelim. Bunun da background color'ını daha açık bir renk yapalım. Şu şekilde geldi. Burada bu menünün ben width'ini 700 ya da 800 piksel vermek istiyorum. Ama max width ise %100 olsun. Yani ekran küçüldüğünde şu şekilde olsun. Taşma olmasın herhangi bir şekilde. Tamam. Çok güzel. Bakın ekran büyüdüğünde de genişliği 700 pikselde kalıyor. Ama bunun marginini, yani sağdan soldan yukarıdan aşağıdan ne olsun bu? Aslında normalde auto diyelim. Şöyle bir ortalansın. Ama yukarıdan da ben bunu margin top 10 pikselde ya da 20 piksel diyelim. Şu şekilde. Devam edelim. Burayı düzenleyelim biraz da ama ondan önce evrensel seçicide gelip bir font belirleyelim. Verdana olsun. Tamam. Şimdi UL içerisindeki li'lere bir el atalım. Bunların padding'leri yukarıdan aşağıdan 10 piksel olsun. Sağdan soldan out olsun. Bunlara neden padding veremedik? Çünkü display özelliği inline olduğu için inline block dediğimiz zaman, yo aslında
şey değil. Zaten bunlar blok element. Heading neden vermedi? Şu an ben de şaşırdım. Yukarıdan aşağıdan 10 piksel, yani 50 piksel diyelim mi? Hayretler içerisindeyim şu an. Yanlış mı arkadaşlar? Yukarıdan aşağıdan ilk parametremiz yukarıdan aşağıda olması lazım. 0 diyelim buna. Aynen. Şimdi mesela o zaman 20 piksele 0 olsun. 20 piksel de çok oldu. 10 piksele 7 piksel diyelim. Şöyle bunların bir de üzerine gelindiğinde rengi de değişsin. Background color'ları şu şekilde DDD olsun. Hayır, DDD'ydi zaten. EEE olsun. Bakın üzerine gelindiğimizde şu şekilde. Bir de bunlara cursor pointer diyelim ki hani sanki tıkladığımızda bir yere gidecekmiş gibi gözüksün. Tamam, hiç sıkıntı yok. Asıl bu menünün içindeki sipeni yakalayıp yani şu menü yazısını yakalayıp aslında bu inline element. Buna bir display inline blok diyerek genişlik ve yükseklik verebiliriz. Bunun yanında padding de verebiliriz. Aslında sağ ve sol paddingler şey ama yukarı ve aşağı paddingler işlemiyor diye hatırlıyorum. Onun için padding 10 piksel dedim. Bakın şu şekilde daha hoş bir görüntü ile karşılaştık. Hatta şöyle yapalım. Direkt içindeki zaten. Direkt içindeki değil miydi acaba? Menünün içindeki. Evet. Buradan neden kayboldu? Çünkü biz buna section'ın içindeki direkt ispaneli. Halbuki bu menünün içindeki dediğim için şöyle yapmamız gerekiyor. Span klasına ait değil menü klasına ait şeyin içindekini seçtik. Buna da şöyle koyalım. Bunları da koyduktan sonra yapmam gereken şunu da biraz yüksekliğini arttırmak. Bunun yüksekliğini arttırmak için de gidip input'u seçmem gerekiyor. Menünün içindeki input'u yakaladım. Ve bunun height'ini 25 piksel yapmak istiyorum. 25 piksel biraz yetmedi açıkçası gözüme. 30 piksel yapalım. Ve de padding'ini 10 piksel diyelim. Bakın daha hoş bir görüntü ile karşılaştık. Şimdi aslında bir de şuna da padding verdiğimiz zaman daha hoş gözükecektir ve büyük ihtimalle işimiz bitecektir CSS kısmından. Şimdi content kısmına padding verelim 20 piksel olsun. Tamam işimiz tamam aslında. CSS kısmını bitirdik. Gelelim JavaScript kısmına. JavaScript kısmına geldiğimizde önce bir fonksiyon oluşturalım. Bu fonksiyonun adına ben search menü demek istiyorum. Ki kodlarımız belli bir yerde dursun. Bu search menüyü de daha sonra fonksiyonundan sonra çalıştıralım ki oluşturduk. Burada da çalıştıralım. Şimdi bir algoritma çıkartmak istiyorum ben. Algoritmayı çıkarttıktan sonra daha kolay kodlayacağımıza inanıyorum. Şimdi mantık olarak olayımız yani bu fonksiyonumuz ne zaman çalışması gerekiyor? Benim buraya gelip herhangi bir şeyler yazdığım zaman çalışması gerekiyor. Yani her klavyeye bastığımda çalışması gerekiyor. O zaman ben buraya geldim. Diyorum ki her klavye girişi olduğunda daha sonrasında her klavye girişi olduğunda input'taki değeri yani buraya girilen değeri almam gerekiyor benim. İkinci adımda girilen değeri al. Girilen değeri almak istiyorum. Fakat şöyle bir problemle karşılaşabilirim. Burada büyük küçük harfle yazılabilir. Burada büyük harf olabilir ya da tam tersi olabilir. Ya da karışık olabilir. Bunun yaşanmaması için bu aldığım değeri büyük harflere çevirmek istiyorum. Büyük harfe çevir. Daha sonrasında buradaki değeri aldıktan sonra şöyle girinti yapalım bir daha.
şöyle olsun. Listeyi döngüye sokmam gerekiyor. Yani şuradaki listeyi bir döngüye sokmam gerekiyor ki yazdığım ifadenin bu döngü, yani bu liste içerisinde her bir elemanında bakmam gerekiyor. Mesela ben burada AC adını yazdım. Gelecek sırasıyla bakacak. HTML'de AC var mı? CSS'de var mı? JavaScript'de var mı? Onun için listeyi döngüye sokmam gerekiyor. Listeyi döngüye soktuktan sonra listenin içindeki değeri girilen karakterle karşılaştırmam gerekiyor. Yani şu HTML değerini ben burada girdiğim deneme değeriyle karşılaştırmam gerekiyor. Bunlar uyuyor mu? Burada ne diyebiliriz? Listenin değerini girilen karakterlerle karşılaştır diyelim. Şöyle biraz genişletelim. Daha sonrasında ne yapmam gerekiyor? Bunun da altında artık şu şekilde. Eğer eşleşme var ise listenin görünümü açık kalsın diyelim. Saçma bir cümle oldu ama. Eşleşme yoksa da listeyi sakla. Yani ne demek oluyor bu? Ben buraya geldim. HT yazdım. Bunun içerisinde HT geçiyor. CSS'de geçmiyor. CSS'in görünürlüğünü kapatacağız. JavaScript'te HT yan yana geçmiyor. Kapat. Bunlar da bakacak. Geçiyor mu? Geçmiyorsa kapatacak. Geçiyorsa sadece HTML ve HT geçen elemanlar burada gözüküyor olacak. Şimdi başlayalım artık. Girilen değeri almam gerekiyor ilk olarak. Bunun için bir değişkene ihtiyacım var. Bunu const'la oluşturmak istiyorum. Const ile search input diyelim. Değişkenin adına. Bunda document selector'la document.selector ama query selector yazmamız gerekiyor. Query selector ile direkt sayfada tek bir input olduğu için şu şekilde input yazdım. Buna ulaştıktan sonra bir console.log diyerek şu search input'u yazdığım doğru elemanı seçebilmiş miyiz? Şimdi kaydettim. Kendisi zaten otomatik kaydediyor ama buradan konsol kısmını açtım. Bakın şöyle sayfa tekrardan kendi yenilendiğinde bakın direkt buraya geldim. Tam çok güzel. İlk adımı gerçekleştirdik. İkinci adımda ne gerekiyor? Girilen değeri al, büyük harfe çevir. Girilen değeri de alalım. Buna da mesela ne diyebiliriz? Ama girilen değeri almadan önce benim şuna ihtiyacım var. Her klavye girişi olduğunda dediğimiz için buradan search input elemanına bir event eklemem gerekiyor. Yani basılma, klavyeden basılma eventi. Evet, event listener ile bunu halledebilirim. Buradaki olayımın adı ne oluyor? Key up. Yani klavyeye basıp parmağımı çektikten sonra gerçekleşen olay. Onun için şuna virgül deyip bir fonksiyon yazmam gerekiyor artık. Bu fonksiyonun içerisine artık girdim. Yani şurada yazılan adımları artık bu fonksiyonun içerisinde yapacağız. Yani girilen değeri alıp büyük harfle çevirelim ilk olarak. Gene bir değişkene ihtiyacım var benim. Bunu da net de oluşturayım, hiç fark etmez. Net ile data dedim. Yani veri. Diz dediğim zaman buradaki input'u döndürüyor bana. Nokta value. Artık burada girilen değerin value'süne ulaşabilirim. Bu value'yu aldıktan sonra to uppercase fonksiyonumuz var. Yani girilen şu değeri büyük harflere çevir dedim burada. Daha sonrasında konsola ben artık bu datayı yazdırmak istiyorum. Anlık olarak yazması gerekiyor. Her klavyeye bastığım anda. Şimdi konsolu açıyorum şuradan. Temizleyelim. Anlık olarak çalıştırdığı için biz yazarken tamamlayamadığı şeyleri hata olarak gösterebiliyor buradan. Ben burada D yazdım. Bakın hem büyük harfle çevirdim hem de anında yazdım. Her yazdığımda bakın şu şekilde devam ettiğini görebilirsiniz. Bakın sildiğimde de tekrardan
Burada ne varsa alıp konsol kısmına yapıştırıyor. Boşluk karakterlerini de sayıyor. Hiç ayırt etmiyor. Tamam, burayı da tamamladık. Ne yaptık? Girilen değeri al, büyük harfi çevir. Daha sonrasında listeyi döngüye sokmam gerekiyor. Fakat benim elimde bir şu an liste yok. Bunun için listeyi yakalamam gerekiyor. Let V desem yeterli olacaktır değişkenin adına. Gene buna document query selector ile hatta birden çok olduğu için selector all kullanmam gerekiyor. Yoksa sadece ilk seçimi alacak. Yani eşleşen ilk V'yi alacaktır. Bu da HTML olacaktır. Burada ule içerisindeki V'leri bir yakalarım. Tekrardan bir konsol kısmına yazdıralım ki doğru elemanları seçebildik. Bakın adım adım çalıştıra çalıştıra gittiğinizde daha küçük hatalarla karşılaşırsınız ve kodu yazmanız daha kolay olur. Şurayı temizledim. Ben şimdi herhangi bir tuşa bastığımda tabii şurayı yanlış yazdık. Console log diyelim. Şu console temizleyelim. Buraya gelip herhangi bir tuşa bastığım anda bakın bana obje not listedi. Yani 6 tane eleman var diye. Burada kaç tane elemanımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Hiçbir sıkıntımız yok. Bu değilleri de yakalayabildik. Şimdi sıra bunları döngüye sokmakta. Onun için for döngüsünü kullanmak istiyorum. Burada bir tane index değeri, buna da i diyeceğim. Sıfırdan başlasın bu. Nereye kadar gidecek? I küçükse i'nin yani liste, şuradaki listenin uzunluğuna kadar gitsin. TH olması lazım. Bunu hep karıştırıyorum. GTH olarak bir deneyelim. Sonra i'yi her seferinde arttırdım. Ki kaç tane eleman varsa o kadar dönmesi lazım. Şimdi ben buraya konsola ne yazmak istiyorum? V'nin i'ninci indeksteki elemanını sen bana git getir bakalım dedim. Hatta gidip inner HTML'ini getir. Yani içerisindeki HTML kodunu getir dedim. Şimdi konsol kısmını açtım. Şurayı temizleyelim. Burada A dediğim anda bakın. Kaç tane elemanımız vardı? 6 tane. Hepsini bana buraya getirin. Tamam, buraya kadar da bir sıkıntımız yok. Elemanları döngüye soktuk. Soktuktan sonra listenin değerini. Yani listenin değer dediğimiz ne oluyor? Az önce ne yaptık? Burada li'nin i'ninci indeksteki elemanı. Değerini yani burada inner hatchlemeli. Girilen karakterlerle karşılaştır demişiz. O zaman bir if yazmamız gerekiyor. Karar yapısı. Bu karar yapısına li'nin i'ninci indeksli elemanının değeri yani inner html'inden almak istiyorum bunu. Daha sonrasında büyük harfe dönüştürelim. Çünkü neden? Burada yazdığımızı büyük harfe dönüştürüyorduk. Input'ta yazdığımızda. Onun için buradakini de büyük harfe dönüştürelim. To uppercase dedim. Şu şekilde kullanım bunun. Zaten yukarıda da yaptık. Daha sonrasında index of metodumuz var. JavaScript derslerinde bundan bahsettim. Buraya girdiğim değeri bakacak. Şuradaki yani döngü soktuğumuz için HTML'de buradaki girilen veri var mı? Mesela C harfi var mı? S harfi var mı? Bakıyor. Onun için ben buraya data yazıyorum. Bu data nereden geliyor? Buraya girdiğimiz değer data. Bunun değeri büyükse eksi birden. Neden eksi bir dedim? Çünkü mesela C yazdığımı düşünün şuraya. Şöyle C yazdığımı düşünün. Şu CSS'le karşılaştım. CSS'te arayacak bunun C var mı? C varsa kaçıncı sırada olduğunu söylüyor bana. Sıfır diyor. Mesela burada sıfırıncı elemandan başladığı için. S deseydim bir derdi bana. Ama içerisinde yoksa eksi bir döndürüyor bunun sonucunu. Umarım anlamışızdır. Buradaki kontrolü yaptırdık. Buradaki kontrol de bu if'in içerisinde ne oluyor? Onu da şöyle yorum satırı olarak yazalım. Eleman bulunuyor. Bulunuyor. Yani eşleşme var diyelim. Eşleşme var. Şurayı biraz kaydırmak istiyorum. Eşleşme var. Else kısmında da eşleşme olmadığında.
Şimdi eşleşme varsa o zaman ben bu Li'nin ininci indeksi elemanını, yani hangisi ise artık, bunun stil özelliğinde display özelliğini ne yapmak istiyorum? Şöyle boş şekilde kalsın. Eğer ki eşleşme yoksa, buraya da eşleşme yok yazalım. Şöyle eşleşme yok. Bu sefer de Li'nin ininci indeks elemanının stil özelliğinde display'ini ben none yapmak istiyorum. Ki bunu göstermesin burada. Şimdi bir hata almamamız gerekiyor. Direkt çalışması gerekiyor. Ben buraya geldim. J'yi yazdım. Bakın J harfi geçenleri aldı bana. Y yazsaydım bakın sadece J query'i getirdi. H yazdığımda HTML ve PHP'nin içinde de H olduğu için H'yi getirdim. Anlık olarak klavyede hangi seçim varsa, yani klavyeden basılan değere göre o listeyi döndürüyor ve bakıyor hangi elemanlar var. Mesela C yazalım. CSS'de burada da C olduğu için bunu da getirdi bana. Yani aslında çok fonksiyonel bir uygulama yapmış olduk bu derste. Mesela B yazalım. Direkt bu strobu getirdiğini görebilirsiniz. Ya da B yazmanıza gerek yok. Direkt O yazdığınızda bile burada O eşleştiği için buraya geliyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi kodlamalar arkadaşlar.